Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün erkek bebeklerimiz için güzel bir yelek çalıştık. Yeleğimizi farklı renklerle yani kız bebeklerimize uygun renklerle çalıştığımız için onlar için de çok güzel bir model hasır modeliyle çalıştık bakınız. Yeleğimizi örmek için yaka kısmımızdan başladık. Yaka kısmı 0-1 yaş arası için başladığımdan dolayı sayımı ona uygun ayarladım. Eğer birazcık daha yaşı büyük istiyorsanız ya da ipiniz ince ise her bölüm için 4 tane trabzanımızı artırabilirsiniz. Eğer birazcık daha büyük istiyorsunuz, daha fazla büyük istiyorsanız 4, 6, 8 çifter çifter büyütebilirsiniz. Şimdi büyütme işlemini şu şekilde yapalım. Eğer birazcık daha büyütmek istiyorsanız ölçümüzden 4 ve 4 önlerimize verelim 4 ve 4 önlerimize verdiğimiz zaman 6 tane arkaya verin arkaya mutlaka Önümüzden biraz daha az olsun. Çünkü arka e, önümüzden sayı olarak birazcık daha küçük olmak zorunda. Kollarımıza ise önü 4 verdiğimiz zaman hesaplıyoruz. Yine dörder dörder kollarımıza da fazla ilmek ilave edebiliriz. Evet bu şekilde hatırlatmalarımızı yaptıktan sonra ölçümüze bakalım. Ölçümü en üst kısımdan tutuyorum. 28 santim olduğunu görüyorum uzunluğun kol altından genişliğimize baktığımız zaman ise 24 santim olduğunu görüyorum. Hemen kol altında aşağıya doğru 25 santim. Bakınız evet. Şimdi şöyle yakından modelimizi görelim. Bakınız iki ters iki düz olarak ördük. Bakın şöyle gayet hoş bir görüntüsü var. Yeleğimizin arkasından da bu şekilde baktığımız zaman. Evet. Şimdi kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeliğimizi örmek için kartopu bebeği kullanıyorum. 100 gram %100 premium akrilikten oluşmakta. Renk numarası ise K859. 2,5 numaralı tığımızı da bu ipimizi örmek için kullanıyoruz. Evet şu şekilde bölümlere ayırarak örmeye başlayacağız. 9 ve 9 önlerimizi öreceğiz. 12 ve 12 kollarımızı arkamızı ise 16 zincir çekip üzerlerine trabzanlarımızı yerleştireceğiz. Evet, zincirimizi çekmeye başlayalım. Bir tane düğümümü atıyorum. Şu şekilde ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane zincirimi çektikten sonra bir tane ayıracımı takıyorum. Burası yeleğimin ön kısmı. Şimdi kolumuz için örmeye başlıyoruz. 12 tane zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane zincirimi de kolum için çektim ve tam 12. ayracımı takıyorum yeleğimin arka kısmı için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 tam 16 tane zincirimi çektim ve ayıracımı takıyorum. 16. Burası da arkamızda. Şimdi kolumuz için 12 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane zincir kolum için de çektim ayracımı takıyorum. Son olarak önüm için 9 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 zincirimi çektikten sonra şu şekilde bırakıyorum ve yeleğimin bütün bölümlerini bu şekilde örerek ayırdım. 9 ve 9 yeleğimizin önleri, 12 ve 12 yeleğimizin kolları ve 16 Arkamız için ördük ve ilk sıramızın zincirine şöyle bakalım. Önce düzeltiyorum. Bakınız hiç asılmıyorum. Birden şöyle bakıyorum. 22. 22 santim zincirimizin uzunluğu. Şimdi trabzanlarımızı örmeye başlayalım. Yeleğimizin bölümlerini bir de şu şekilde göstermek istiyorum. Bakınız 9 ve 9 önlerimiz 9 ar trabzan Kollarımız ise 12-12, yeleğimizin arkasını 16 olarak ayarladık ve tığ numaramı yazmıştım. Evet, şimdi trabzanlarımızı örmeye başlayalım. Bu şekilde ayırdığımız zaman çok çok kolay olmakta. İkili trabzanla öreceğiz. Evet, öncesinde 1 ve 2 tane zincir geri çekiliyorum. Bakınız 1 ve 2, 2 zincir ilave ediyorum. 1 ve 2, tığımın başını doluyorum ikinci geri çekildiğim trabzanımın üzerine bir tane trabzanım örüyorum. İki tane trabzanım oldu. Biri zincirden, diğerisi normal trabzanım. Ve devam ediyorum. Birer birer zincirlerimi örerek ilk sıramı kuruyorum. Her bir zincirime bir tane trabzanım örüyorum. Maviye kadar. Mavi dahil değil. ve son zincirimi örüyorum. Burada 9 tane trabzanımız olması gerekmekte. Bir zincirimden oluşan trabzanım 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bakınız toplamda tam 9 tane trabzanımız oldu. 2 tane zincirimizi çekelim. 1 ve 2. Ayracımı çıkarıyorum. Çıkardığım yere hemen bakınız aynı yere değil. Zincirimi içerisine giriyorum. Biraz önceki ayracımı çıkardığım yerden ve birer birer ilerliyorum. Kırmızıya kadar örüyorum. Kolumuz için 12 tane trabzanımız olacak. Evet birer birer ördüğümüz zaman Hemen bakınız işaretimizi de taktığımız için herhangi bir sayma gerek yok. Sıkıntı olmuyor. Zincirlerimi birer birer örerek trabzanlarımı tamamladım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Tam 12 tane trabzanımızı da kolumuz için ördük. 12. trabzanın üzerine 1 ve 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Kırmızı ayracımızı çıkarıyoruz ve arkamız için olan 16 tane trabzanı zincirimi çıkardığım ayracımı çıkardığım ilk zincir yuvasından örmeye başlıyorum birer birer bakın ikili trabzanlarımızı örüyoruz beyaz ayracıma kadar ilerliyorum Evet bütün trabzanlarımı ördüm tekrar ayracımın olduğu yere kadar geldim hemen sayalım 2 4 6 8 10 12, 14 ve 16. 16 tane trabzanımızı ördüm. 16. trabzan üzerine 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Ve zincirimin içerisinden beyaz ayıracımı çıkarıyorum. Ve tığımın başını dolayarak ayıracımı çıkardığım yere girerek 1 diye başlıyorum. Kolum için 12 tane trabzanımı birer birer örmeye başlıyorum. Mavi ayıracımıza kadar trabzanlarımızı örelim kolumuz için 12 trabzan ayarlamıştık zincirimizi çekerek başlangıç için yeterli görmüştük Evet abi ayracıma çok az kaldı hemen birlikte örelim tamamını Evet hemen sayalım 2 4, 6, 8, 10 ve 12. 2 zincir çekiyorum. Ve maviyi çıkardıktan sonra zincirimin içerisine giriyorum. Bakınız bütün bölümlerimde hiç aynı yere girmedik. Hepsinin zincir yuvası farklıydı. Şimdi 8 tane trabzanımızı birer birer örelim. Evet 9. trabzanımızı birlikte örüyoruz. En son trabzanımı da ördüm. Sayalım: 2, 4, 6, 8 ve 9. Evet, bütün bölümlerimizi bu şekilde ayarladık ve tamamladık. Şu an herhangi bir dönmesi yok. Şöyle düzgünce bırakıyorum ve trabzanlarımızı ördükten sonra bir ölçelim. bakın trabzanlarımız girdiği zaman zincirimiz genişleme yapmakta. Şöyle, bakın. 2 santimden daha fazla genişlemiş eğer düzeltecek olursam bakın 25 santim yani e, ilk başlangıçta 22 santim gelmişti şimdi ise trabzanlarımızın genişletmesiyle 25 santim oldu evet ikinci sıramızı uygulamaya başlayalım tekrar bölümlerimizi şöyle yazıyla göstererek hatırlatmak istiyorum 9 ve 9 önlerimiz 12 ve 12 kollarımız 16 ise yeleğimizin arkası bu şekilde ayarlamalarımızı yaptıktan sonra ikinci sıramız için örmeye başlayalım 3 tane zincirimi hemen bitiş yönünde çekiyorum 1 2 3 örgümün yönünü çeviriyorum bir tane başını doladım sıradaki trabzanımın üzerine batıyorum ve birer birer her trabzanımı örüyorum. Bir tane batıyorum. İkili trabzan olarak örüyorum. Bir ve en son trabzanımdayım. Şimdi iki zincirin olduğu yere geldim. Tığımın başını doluyorum bir defa içeriye bir trabzanım örüyorum tekrar tığımın başında doluyorum. ikinci kez aynı yere girerek örüyorum bakınız iki tane trabzanımızı ördüm 9 tane trabzan buradan devam ederek örmüştüm 10 on ve 11 on trabzanımız oldu şu anda iki zincirimi çekiyorum tekrar tığımın başını dolayarak iki tane trabzanımı buraya örüyorum sağdan ve soldan ikişer ikişer artışımızı yaptık bakınız iki artışım iki zincirim iki artışım bütün bölümlerimizde aynı şekilde iki trabzan iki zincir iki trabzan şeklinde örerek bu sıramızı tamamlayacağız şimdi biraz devam edelim ikinciyi de birlikte yapalım diğerlerini yalnız yapalım Evet şimdi birinci trabzanın üzerine örüyorum başını bir defa doladım ve örüyorum sırası ile bütün trabzanlarımı birer birer örüyorum. Kolumuz için hazırlamış olduğumuz trabzanların hem sağından hem de solundan şimdi artacağız. Sağından artarak trabzanlarımızı örerek ilerlemiştik. Şimdi tam zincirimizin olduğu yere geldim. Tığımın başını doluyorum. 2 tane trabzanımı öncelikle örüyorum. 1 ve 2. Kolunun artışını tamamladım. Hem sağdan 2 artışımı yaptım. Hem soldan 2 artışımı yaptım. Araya 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki sıramız için tekrar artış yerimizi kurmak ve hazırlamak için. Tekrar tığımın başını doluyarak 2 tane trabzanımı örüyorum. Ve buradaki aradaki trabzanlarımı ve zincirlerimi tamamen örerek bitirmiş oluyorum bakınız iki trabzan 2 zincir 2 iki trabzan ikişer artışımızı yaptık her bölüm için tığımın başını doluyorum arkayı dümdüz örüyorum buradaki görmüş olduğumuz bütün trabzanlarımızı zincirimizin olduğu yere geldiğimiz zaman biraz önceki yapmış olduğumuz çalışmayı yapıyoruz 2 trabzan Zincirimiz iki tane ve tekrar iki tane daha trabzanımız ve yine kolumuzu örüyoruz. Son olarak yine aynı şekilde ikişer ikişer hepsini kuruyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. İkinci sıramızı ördükten sonra üçüncü sıramızı birlikte başlayalım. Yeliğimizin roba kısmının ikinci sırasını ördük. Şimdi üçüncü sırasına başlayacağız. Çok hoş bir şekilde roba formuna girmeye başladı bitiş yönünde 3 tane zincirimizi çekelim 1 2 3 örgümün yönünü çeviriyorum birebir buradaki bütün trabzanlarımı aynı şekilde örüyorum zincirime geldiğim zaman yine 2 tane trabzan 2 zincir 2 trabzanın buradaki zincirimin içerisine örüyorum sonrasında yine aynen devam ediyorum tekrar diğer ee, kolumuz ve arkamız için olan ayrım yerine geliyorum. Buraya yine şu şekilde 2 tane trabzan, 2 zincir, 2 trabzan örüyorum ve ilerliyorum. Ve yine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan örerek Diğer artış yerimde de aynı işlemi yapıyorum ve robam istediğim ölçüye gelene kadar biraz örmeye devam ediyorum. Herhangi bir farklı işlem yapmadan dümdüz sadece bu rengimizi kullanarak robamızı tamamlamak istiyorum. Çünkü altta gövde kısmında mavi rengimizi kullanacağım için bu kısmın düz olarak kalmasını istiyorum. Evet aynı şekilde ikişer artışlarımızı yaparak robamızı biraz büyütelim. Trabzanlarımızı örerek ve artışlarımızı yaparak yeleğimizin rova kısmını tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdiki öreceğim sıra ise 9. Toplamda 8 sıramı ördüm ve kolumuz için yeterli. Gövde genişliğimiz için de başladığımız ölçülere göre yeterli oldu. Ölçtüğüm zaman 8 santim, 8,5 santim uzunluğu. Şimdi 9. sıramızı da örerken birazcık daha robamız büyüyecek. Yaklaşık kaç santim olacağını hemen bakalım. 9 santim. Evet. Şimdi 8 sıra ördükten sonra 9. sıramıza başladık ve kollarımızı gövdemizden ayıralım. Artık sadece gövde olarak örmeye başlayalım. 9. sıramıza her zamanki gibi örerek geldim. Bütün trabzanlarımı birer birer ördüm ve kaldım. Bakınız şu şekilde. İkişer ikişer buraya kadar bütün trabzanlarımı iki iki arttım. Şimdi tığımın başını doluyorum. Araya bir tane trabzanımı örüyorum. İkinci bir trabzan örmüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bu ortadaki kolum için olan bölümümü büküyorum. Diğer zincirimizin, bakınız iki zincirimizin olduğu yeri Şöyle alıyoruz ve tığımızın başına ipimizi alıyoruz hemen araya bir tane artışımızı yapıyoruz hem buraya bakın bir artışımızı yaptık hem de diğer tarafa bir artışımızı yaptık ve şimdi arkamızı birer birer trabzanlarımızın üzerine örüyoruz her trabzanımızı şimdiye kadar ördüğümüz gibi batıyoruz ve alıyoruz ikili trabzan şeklinde iki defa da örüyorum diğer kolumuza kadar bu şekilde devam edelim arkadan örerek ilerledik birer birer bütün trabzanlarımızı bakınız şu şekilde buradan birleştirmiştik ve örmeye devam ettim tam zincirimizin olduğu yere geldim tığımın başında oluyorum zincirimizin içerisine girerek bir tane daha artışımızı yapıyoruz ve kolumuzu şu şekilde ördüğümüz kısmı katlıyorum tığımın başını doluyorum. İki tane zincirimin olduğu yeri hemen giriyorum. Araya zincir çekmedim. Yeterli çünkü ara genişliğimiz. Ve birer birer önümüz için hazırlamış olduğumuz trabzanlarımızı tamamlayalım. Önümüzdeki son trabzana kadar örerek geldim. Şu şekilde kol altlarımızı birer artış yaparak her ikisini de birleştirdik ve şimdi e, yeleğimizin robası modelimizi uygulamaya hazır. Gövdemizi örmek için farklı bir renk kullanmak istiyorum. E, roba kısmından ayrı olarak ve tığ numaramı da yarım numara büyülttüm. Dilerseniz aynı numarayla da devam edebilirsiniz. 3 numaraya geçtim 2,5 numaradan. Modelimizi kurmaya başlayalım. Bir tane zincir çekerek tığıma düğümümü attım ve zincir çekerek ördüm ilk trabzanımın şu kenardaki ilk trabzanımın tepesine girerek batıyorum bir iki tane zincirimi çekiyorum bir de battığım için yeterince boyu uzun oluyor sıradaki iki trabzanımı tığımın başını doluyorum yandan ana gövdeden girerek örüyorum bir ve iki tekrar Hemen sıradaki gelen trabzanım ana gövdeden giriyorum. Bir ve iki tane trabzanım örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sonraki iki tane gelen trabzanımın her birisini ayrı ayrı arkadan girerek örüyorum. İki ters, iki düz şeklinde örüyoruz. Bakınız. İkisini de arkadan girdim. Bakın birincisini girdim. ikincisini trabzanımın sağından girdiriyorum. Trabzanım itiyorum örüyorum. İki tane düz iki ters gibi ördük. Tekrar sıradaki iki trabzanımı yandan örüyorum. Bir yandan iki. Tekrar tığımın başını doluyorum. Diğer iki trabzanım ardından giriyorum. Bir ve iki. Ardından ikinci trabzanımı örüyorum. Bir, iki İki ters, iki düz gibi iki tane yandan, iki ardından, yandan, ardından girerek ördüm. Tekrar tığımın başında doluyorum. İki tanesini arka arkaya yandan örüyorum. Bir ve iki. Diğer ikisini ardından alıyorum ve örüyorum. İki tane yandan bir, ve 2 2 tane ardından 1 ve 2 tekrar yandan ana gövdeden giriyoruz lütfen buna dikkat edelim bakınız ana gövdeden ilerliyoruz yandan girecektim ikinci buna da dikkat edelim tabii ki böylelikle bakınız İki yandan, iki arkadan, yandan, arkadan, yandan, arkadan şu şekilde modelimizi güzelce kurmaktayız. Şimdi iki tane yine 1 ve 2 ardından. Tekrar 1 ve 2. Tekrar arkadan 1 ve 2. Yandan bakın hemen kol altından geçişimizi yapıyoruz. Düzen nasıl geliyorsa sıralamamız hiç sıralamamızı bozmadan bu şekilde ilerliyoruz. Arkadan geçiyorum. Tekrar iki tanesini yandan örüyorum. Ve arkadan bu şekilde sıra başına kadar ilerleyelim. İkişer ikişer örerek sıramızı tamamlayalım. Evet şu uçtan başlamıştık bakınız zincirimizde iki yandan iki arkadan iki yandan iki arkadan şekliyle örerek geldi ve şöyle görelim bakınız. Şu şekilde de çevirdiğim zaman daha güzel görünecek. İki yandan iki 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 arkadan örerek ilerledik. Şimdi en baş noktadayız bitiş yerindeyiz bitişi de birlikte yapalım şöyle bitişimizi iki tane yandan aldım ve iki yandan aldıktan sonra en son trabzanımın üzerine batıyorum ve bir tane trabzanımı düz olarak örüyorum ve bu trabzanımın üzerine hemen bir iki tane zincirimi çekiyorum arkasını çeviriyorum ve bu şekilde tamamlamış olduğumuz model kısmımızın ikinci modelini uygulamaya başlıyoruz ikinci sırada ise bakınız şimdi şu şekilde yandan aldığımız burada bakın arkadan görünmekte. Burada yandan görünenler ve arkadan yandan görünenler arkadan. Şimdi çukurda olanları bu kez şu şekilde örüyoruz. Yandan alıyorum. Yandan ve yandan aldım. Dışa kabartılı gibi olan trabzanımı ise arkadan alıyorum. Tam yerlerini değiştiriyorum. Bakınız içteki çukur olanları yandan örüyorum. 1 ve 2. Dışa kabartılı olanlarını ise ardından giriyorum. Örüyorum. İçteki çukur olanları yandan girerek dışa kabartıyorum. Dışa kabartılı olarak gördüklerimi ise ardından giriyorum içe doğru çukurlaştırıyorum. Evet bu şekilde sıramızın başına kadar örerek ilerliyoruz. İkinci sıramızı da örerek sona doğru geldik. Şöyle baktığımız zaman birinci sıradaki kabartılı olarak ördüğümüz iki trabzan ikinci sırada çukur halde. Birinci sırada çukur halde olan ikinci sırada kabartılı olarak yer değiştirdik. Bakınız bir tanesi kabartılı grubumuzun diğeri çukurda. Şimdi alt kısımda tam tersi işlemimizi yaptık ve sıramızı bu şekilde tamamladık. Sıramızın son kısmına doğru geldim. Bakınız yukarıdaki çukurda alt sıradaki kabartıda kabartılı altı çukurda ve son iki tane trabzanımız kaldı. Bu yönden baktığımızda bakınız çukurda ama ben yandan giriyorum. Yandan girerek ördüm trabzanları dışa doğru kabartılı oluyor her ikisini ördükten sonra kenardaki iki zincir çekmiş olduğum yere gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum tam tepesine batıyorum tığ numarası büyük olduğu için biraz geç giriyor Evet bir ve iki tane zincirimi tekrar çekiyorum. Şimdi üçüncü sırama başlamak için hazırım. İlk iki tane trabzanın bakınız içte Diğer ikisi dışta. Şimdi içtekileri yandan girerek dışa doğru kabartıyorum. 1 2. Iki. İkinci trabzanımı yandan giriyorum. 1 ve 2. Şimdi dışa kabartılı olan iki trabzanım ardından giriyorum. içe doğru çekiyorum. Her ikisini de içe doğru aldım. Diğer içe doğru olan trabzanımı yandan girerek dışa kabarttım iki tanesini yandan bakın şimdi ardından giriyorum içe doğru çekiyorum içteki olanı yandan giriyorum dışa doğru kabartıyorum ve sıralarımızı bu şekilde örerek istediğimiz ölçüye gelene kadar büyütüyoruz Evet yeleğimizin model kısmını örerek ilerlettim şu şekilde görülmekte bakınız gayet güzel bir model Hasır modelimiz iki tane yandan, iki tane arkadan alarak modelimizi örüyoruz. Bir sonraki sırada yandan aldıklarımız, arkadan arkadan aldığımız modellerimizi ise yandan örerek istediğimiz ölçüye gelene kadar devam ettiriyoruz. Şimdi bir sıra daha ördükten sonra ben lastik kısmına geçmek istiyorum. Şöyle bakalım yeleğimizin uzunluk ölçüsüne. Ama tabi bir sıra daha örmem gerekecek yaklaşık 15 santim bu ara kısmı örmüş olacağız bu diğer sıramızda sonrasında hemen lastiğimize başlayalım İki zincirimizi çekerek başlıyoruz bir tanesini çekmiştim şimdi bakınız iki tane arkadan aldığım arkadan alınmış görüntüsü var hemen buradaki ikisini bu kez yandan alarak örüyorum bakınız yandan giriyorum ve dışa kabartıyorum bir iki Hemen diğer trabzanım aynı şekilde. 1 ve 2. Şimdi yandan kabartılı trabzanım geliyor. iki tane hemen ardından giriyorum. içe doğru örüyorum. 1 ve 2. Bir sonraki trabzanıma bakıyorum. çukurda olduğu için yani bir önceki trabzan olarak ördüğümüzde ardından almışım. Burada yandan örüyorum ve dışa doğru bu kez kabartıyorum. Bir sıra dışa doğru örüyoruz. Bir sıra Bakınız içeriye doğru indiriyoruz bakın bir sıra yandan bir sıra arkadan. Bunu yandan almışız. Şimdi ardından girerek örüyorum içe doğru geçişini sağlıyorum. 1 2 diğer trabzanımı örüyorum. Ve bakınız bu şekilde içte olan ardından ördüğümü bu sıramızda yandan örüyorum. 1 ve 2. Bu şekilde örerek sıra başına kadar gelelim ve lastiğimize başlayalım. Yeleğimizi bir sıra daha ördüm ve ipimi kopardım. Şimdi kenarına tığlamaya başlayalım. Kenar tığlamasını yine iki buçuk numaralı tığımı kullanıyorum ve üstteki kullanmış olduğum açık renkteki ipimle başlıyorum. Ve yeleğimin sol tarafına 3 tane ilik yeri ayırdım. Birinci trabzan sırasına bir ilik, 2, 3, 4 ve 5. Beş. Beşinci trabzan sırasına bir tane daha, ilik yeri koydum ve en son sıraya bir tane daha ilik işaretini taktım herhangi bir şekilde arası farklı olmasın diye ayarlamamı yaptım eğer daha fazla sırada trabzan ördüyseniz eşit bir şekilde ayarlamamızı yapalım ve işaretlerimizi koyup ilk trabzan sırasında iliğimizi yapmaya başlayalım çünkü bir trabzan bir sık iğne örerek kenarımızı tamamlayacağız o yüzden hemen iliğimizde açmamızda fayda var. İlk başlangıç yerine geliyorum bir tane düğüm atmıştım tığıma 1 2 3 3 zincirimi çektim hemen yanına bir tane daha batıyorum ve trabzanım örüyorum bir zincirimi çekiyorum ayracımı çıkarıyorum çekmiş olduğum bir zincir ileğimizin yeri oluyor hemen burayı atlıyorum şu kısma geçiyorum 1 ve 2 iki. ikinci trabzanı örüyorum diğer bölüme geçiyorum 1 2 her trabzanın arasına iki tane trabzanımı örüyorum şöyle yan duran trabzanlarımızı bakın ikişer ikişer ördüm ve devam ediyorum 1 2 diğer ayracımın olduğu yere kadar geliyorum Ayracım düşmüş sayıyorum 1 2 3 4 5 şurada hemen ileğimizi açmamız gerekmekteydi hemen bir tane trabzanımı açıyorum. Söktüm bakınız. Ve araya giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar diğer trabzanıma bir tane batıyorum. Bir zincirimle bir iliğimi de buraya hazırladım. Ve devam ediyorum. Diğer trabzanıma bir, iki. Sonra şuradaki ayracımızı da çıkaralım. Nasılsa en sondaki bölümde iliğimizi açacağız ikişer ikişer şu şekilde örerek ilerliyorum. 1 ve 2. En son trabzanımın olduğu yere geldim. Bir tane zincirimi hemen şöyle ipimizi düzelttikten sonra bir zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. Evet. 3 tane iliğimizi 1 2 ve 3. 3 iliğimizi açtık. Şimdi aşağıya doğru örmeye devam ediyoruz. Yandaki bütün trabzanlarımıza ikişer ikişer örerek ilerleyelim. 1 2 1 2 1 ve 2 aşağıya doğru ikişer ikişer ilerleyelim En son trabzanıma kadar ikişer ikişer örerek trabzanlarımı geldim son trabzanımın olduğu yerdeyim İki trabzanımı ördüm dönüşüm olduğu için üçüncüyü de örüyorum ve dördüncüyü örüyorum bakınız güzel bir geçiş yapmak için dört tane ördüm ve sonrasında batıyorum bakınız her bir trabzanıma birer birer batıyorum ve bu şekilde alt kısmı her trabzanımız için bir tane trabzan örerek diğer uca kadar ilerliyorum şu şekilde geçişimizi yuvarlak ve güzel yaptık ve buradaki dikey olan trabzanlarımızın her birini örüyoruz. Diğer yanımızı da aynı şekilde yanları ikişer ikişer örelim. Şu kısmı da ikişer ikişer örelim. Sadece geçişimizi tıpkı bu köşemizde yaptığımız gibi üç tane trabzanla dönüşümüzü yapalım. Eğer daha geniş olduğu yine potluk olacak gibi olursa bir ya da iki tane daha ihtiyaca göre trabzanımızı ekleyebilirsiniz. Ve en son tepede görüşelim. Bütün sıralarımızın trabzanlarını örerek uç noktaya kadar geldik boyun noktasına. Bakın boynumuzun olduğu yere iki trabzanımı ördüm. Bir tane de tam şuradaki ilk başlangıç zincirine batıyorum. Toplamda boyun kısmında üç tane trabzanımız oluyor. Bakınız düzgün bir şekilde bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum ve hemen dibine bir tane batıyorum. Ve tepe kısmına bakınız şuradaki minik gözlerin içerisine bir uçtan diğer uca kadar sık iğnelerimizi örerek çalışmamızı tamamlıyoruz. Bakınız birer birer sık iğnelerimi örüyorum ve kenar kısmını bir trabzan bir sık iğne ile çevreleyerek tamamlıyorum yeleğimizi. Şöyle görelim bakınız çok hoş oldu. Buradaki ilik yerimize ise birer tane zincir çekmiştik. İliklerimiz için de birer tane sık iğne örerek geçiyoruz ve başta görüşelim. Yeleğimizin sık iğnelerini tamamladım ve üç tane düğmemi diktim. Kolumun bir tanesine bir sıra trabzan ve bir sıra sık iğnemi ördüm. Diğer kolumu sizlerle birlikte yapalım ve aynı zamanda yakamızı da çalışalım. Şimdi Yakamızı çalışmaya başlayalım. Daha sonrasında kolumuzu yapalım. Yakamızı bu şekilde bırakmayalım. Yine alttaki rengimizi uygulayalım. Bir tane zincir çekiyorum tığıma ve örmeye başlıyorum. Şöyle yakamı açmadan bakınız isterseniz şöyle hemen şuradaki kısımdan sonradan ördüğüm kısım değil. Hemen örgümüzün trabzanın devam ettiği yerden giriyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Her bir trabzanımın arasına bir tane trabzanımı örüyorum. Birer birer bakınız. Arkadaki ipimi de gizledim. Araya da giriyorum. Şuradaki artış aramıza. Ve Devam ediyorum. Diğer yakamızın olduğu yere kadar gelelim. En son ilik yerimizin sonradan ördüğümüz yerimize kadar geldim. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum ve örmeye devam ediyorum. Bakınız. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki önce ilk yere batıyorum. Sonra yanındaki yere başını doluyorum. Bir defa giriyorum. Bakınız. Başını dolayarak bir defa giriyorum. Yakaman dik olmasını sağlıyorum bu şekilde. Başlangıç noktamıza kadar bu şekilde her bir trabzanımızın arasına bir defa başını dolayalım batalım ve tek seferde çekelim başını doluyorum sırası ile ilerliyorum ve şu şekilde görüyorum bakınız gayet hoş bir görüntüsü oldu yakamız şöyle dik güzel bir yaka oldu sona kadar gelelim yakamızın sonuna kadar örerek geldim şu şekilde en son trabzanımızın üzerine battım ve bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum yakamızı bu şekilde tamamladık ipimizi içeriye alalım ve daha sonrasında bakalım bakınız şöyle yakamıza gayet güzel görünmekte şimdi kolumuz için olan bölümümüzü örmeye başlayalım bir tane zincirimi çekiyorum kolumuzu da aynı şekilde tam kol altından trabzanlarımızı örmeye başlıyoruz kolumuzun altına girelim 1 2 3 hemen yandaki trabzanımızı bir tane trabzan örelim bir sonraki artış yerimizi bir tane örelim buralara çok fazla trabzan yığmayalım kabartılı olur hoş durmaz potluk oluşur diğer trabzanlarımın hemen üstündeki göze giriyorum sanki örgümü takip ediyormuşçasına bakınız minik gözlerin içerisine trabzanlarımızı örelim başlangıç yerimize kadar örerek geldim İlk zincirimi çektiğim yerin şöyle araya giriyorum bakın üzerine batmıyorum araya giriyorum trabzan da olan kısmına geçişimi yapıyorum ve yukarıya bir sonraki trabzanın üzerine bir tane sık iğne örüyorum ve devam ediyorum bütün trabzanlarımın üzerine birer tane sık iğnemizi örerek kolumuzu da tamamlayalım her trabzanımın üzerine bir tane bakınız Evet sıramızı tamamlayalım. Kollarımızın her ikisini ve yakamızı da tamamladıktan sonra yeleğimizi bitirdik ve bu şekilde hazır hale geldi. Böylece bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.